sıkıntısı var arkadaşlar. Sancı gibi bir şey girdi. İstanbul'a gidince doğum yapıp dönmeyelim. Pipi yumurtalar, pipi yumurtalar. Öyle giderse yemin ediyorum çocuğum 5 kilo Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, yolumuza çıktık. Akyazı'dan yavaş yavaş İstanbul'a doğru ilerliyoruz. İlk istikametimiz hastane olacak. Sonrasında belki birazcık bebek alışverişi yapabiliriz. Hemen kendi köyümüzün benzincisinden bir benzin alalım. Şimdi ben çok verimli gitmeye çalışacağım yolda. Çok yavaş, temkinli. Hem arabada MIA var, hem benzin fiyatları malum. Bakalım kaç paralık benzine gidip gelebileceğiz? 200. Kolay gelsin, teşekkürler. Bir şey söyleyeyim mi? Yarım depo bile doldurmadı 200 lira. Kırmızı yanıyordu, yarım depo bile dolmadı arkadaşlar. 200 liraya çeyrek deponun biraz üstü doluyor. Uzun süredir benim gibi araba kullanmayanlar için şok edici şeyler. Yani araç kiraları bayağı uçmuş. Ben bu kadar yükseldiğini tahmin etmiyordum. Araç fiyatları yükselince yani riskin arttığını düşündükleri için mi yapıyorlar? Yok ya, yani fiyat artıyor. Aracın da fiyatı artıyor. Hayır, bir de şey var. Ben daha önce öyle araç kiralamadım. Yani araba kiralamakla çok fazla işim olmadı. Daha doğrusu hiç işim olmadı. Ama kiralayan arkadaşlarım oluyordu, böyle fiyatlarını söylüyorlardı. 100 lira, 150 lira vesaireydi. Bundan 3 sene önce, 4 sene önce. Şimdi fiyatlar bayağı yükselmiş. Yani benzin fiyatı gibi o da yükselmiş yani. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Evet arkadaşlar, İstanbul'a gidene kadar 90 kilometrede gideceğim. Sonuna kadar benzin tasarrufu. Görmeyi
gitmeyi özlemişim. Gemileri de özlemişim. Evet, İstanbul'a geldik. Nereden mi anladık? Bu trafikten. Daha girer girmez saat 3'e geliyor. Ama şu trafiğe bakın. İstanbul'a durarak giriş yaptık. İstanbul bizi ne kadar özlemiş bak. Girer girmez sarıldı. Evet. Her tarafımızdan bir böyle kucaklandık. Kucaklanarak başladık bakalım. Evet. Şimdi kucaktan kucağa hastaneye geçeceğiz. Evet bakalım. Ne kadar sürede hastaneye varabileceğiz? Saat tam 16.40'da randevumuz var. Yani herhalde yetişiriz. Bir saat 40 dakika var. Normalde buradan şu an hastaneye herhalde 15 kilometre falan olması lazım. 20 kilometre bilemedin. Ama bu trafikte nasıl gideceğiz bakalım. Düşelim zaten. Biraz böyle heyecanlıyım. Biraz ara ara ağrım oluyor. Evet, ufak ufak sancıları başladı Filiz'in. Ay, bir taraftan da. Yani bayağıdır da gitmediğim için kontrole. Şu an biraz böyle heyecanlıyım. Bir an önce doktorun yanına gidip güzel şeyler duymak istiyoruz. Bu arada Akyazı'da sıfırlamıştım. Ortalama 4.2 litre yakarak gelmişiz. Çok tasarruflu gelmeye çalıştım. Var mı daha yakıtımız? Var, biraz daha var. Ama almamız gerekecek tabii. Takılmaya başlanmış. Herkes çok dikkat etsin kendisine arkadaşlar. Anlık açalım biz kimse. Evet. Dediklerimiz anlaşılıyor mu? Evet, merakla artık doktorun bizi çağırmasını bekliyoruz heyecanla. Evet. Kaçıncı gebeliğiniz? İkiz mi, tekil mi? Tek. Ya ben şehir dışından geliyorum da 3 aydır da gelmedi. Evet, o yüzden şu an son durum. Evet, durum süper, süper. Bir sorun yok çok şükür. Güzel gözüküyor hocam yani. Tabii tabii tabii, iyi. Suyu eşi biraz kaygılıydım. Ya bu ara sancılarım da biraz arttı. Evet, başı üzerine geliyor. Baş burada. İyi, maşallah. Mideyi görüyoruz. Evet, erkek olan torbayı görüyoruz. Yeterli. Pomponlar mıydı onlar? Tabii, tabii. Maşallah. Maşallah, maşallah. O da bacağı mı hocam? Evet, evet. Sen çözdün mü deniz bu işleri? Evet, bakalım. Bak işte şey kemiği, üst baldır kemiği değil mi? Evet, şimdi daha bakalım. Efendim, 38 hafta 4 günlük çıktı. Bu kaç hafta bekliyordunuz? 38 hafta mı? Ne ya? Allah Allah, niye böyle çıktı? Bir de demek mi acaba? Bir daha bakalım. Sinirim şurada. 34. İyi bebek olabilir. Evet, şekere de hiç dikkat etmedik bu sefer. Tabii. Tabii canım, doğru. Filmatik değil valla büyük bak. 38 hafta 2 günlük diyor. Yani bayağı iyileşmiş valla. Diyete başlıyoruz bugünden itibaren. Şeker tadı çıksın da belki dahiliye doktoru şey başlayacak acımıza. Niyetin adı insülin. İnsülin tabii, Allah korusun. Diyabetik her üç anayla birinin bebeği diyabetik olur. Çocuğun diyabetik olmasını istemiyoruz biz. Pipi yumurtalar, pipi yumurtalar. Evet, tamam, tamam, tamam. Geliyor anne. Öyle giderse yemin ediyorum çocuk 5 kilo yaklaştı. Tabii. Oo, ağzı yüzü gözüküyor, baksana elleri. Tabii. Tabii. Şunuz? Aha. Evet, evet, tabii. Evet. Süper, bakalım hipertansiyon sorunumuz da var mı? Yavaş yavaş rahat nefes alalım, iyice gevşek bırakalım. Şimdi biraz stres olmuş olabilir ama hocam. Tabii, olabilir, doğru. Hemen bakalım. Çünkü düzenli tansiyonuna bakıyorum ben onun. Tansiyonu evet. Düşük hatta hocam. Daha iyi maşallah. Peynir tuzunu çıkarak yiyor bacımız. Az tuzlu zeytine başlıyor. Tuzlu cips, tuzlu çerez. Yasak günde 5 gram, yani bir çay kaşığında başka tuz yok sana. Tuz çok yemiyor hocam. Benim normalde de gebelikte evet. İşte şeker çıkıyor. Şişlik oluyor. Varis oluyor değil mi bacaklarına, doğru. Şişlik çok fazla. Evet,
Ama hani bebekte aksi bir şey yok değil mi hocam? Yok, hani iyi. Düz gibi gözüküyor. Yalnız hacınız varsa üçüncü kata çıkın ama vakitte ölçüyor, kız da rahat durmuyor. Dediniz ya biraz kasılmalarım var diye. Nesit yaptıralım size, nasıl stresler. Yaptıralım. Doğum tehdidi geçiyor o zaman. Kızı da götürün, üçüncü kata çıkın, eve hanım baksın. Presenta, ön duvar, afi yeterli, fetal, artık pozitif, başlayalım. Şeker ve ekranın gibi testi çünkü ben biliyorum o. Neyse, direkt diyete başlayalım. Hemen tedbirimizi alalım. Üçüncü kata bunu yaptırın da ona göre sizi değerlendirelim. O zaman yaptırıp geliyor muyuz tekrar hocam? Evet, tabii. Tamam. Filiz sönmez oldu bacım. Niye vedeniz dışarıda? Ben de NST kaydımı alıp bir 10-15 dakika sonra çıkacağım. Sonrasında tekrar doktorumuza gideceğiz, o yorumlayacak. Evet, NST bitti. Burada ebe bir baktı. NST sonucuma herhangi bir sorun olmadığını söyledi. Ama tabii şimdi bir doktorun yanına tekrar gideceğiz. Sonrasında da hastanedeki işimiz inşallah bitiyor. Bir sorun yok gibi, her şey yolunda şükür. Kalp aktivitesi ortalama dakikada 140-150 arasında. Sancılar da yok, güzel sebebi olabilecek ki bir bebek olması nedeniyle büyük bir baskı yapıyor. Evet. Tuzu günde bir çay kaşığı kullanın. Kimyon, nane, zencefil, zerdeçal da tuz tadı elde ediyorsunuz. Tuzsuz unlu yiyecekleri başta kepek ekmeği olmak üzere, tabur ekmeği, çok tavuk ekmek olmak üzere ve kahvaltıda tüketimin öğlen akşam ekmek diye bir şey tanımlıyoruz. Bulgur, mantı, makara, pirinç gibi bir yiyeceği 3 yemek kaşığı öğlen zaman yiyebilirsiniz. Akşam sebze, salata, süt ürünü, et ürünü olabilir. Bir de 3-4 bardak tarçın çayı için, çay ne içerseniz için şeker kullanmayın. O da meyve suyu, kola, gazoz bitti artık size. Acaba diyabet, böbrekleriniz bozdu mu diye mikro protein, mikro alımı çıkıyor mu, çıkarıyor musunuz diye tam idare istedim size. Bunları göreceğiz. Eğer bunları getirebilirseniz yine önümüzdeki cuma veya cumartesi günü gelebilirsiniz. Zaten önümüzdeki cuma, cumartesinden sonra da Hakan Bey geliyor, tekrar ona da gelsin ama önümüzdeki hafta cuma veya cumartesi gelebilirsiniz. Bir de tadil çıktıktan sonra dahiliye konsültasyonu isteyeceğiz. Belki size biraz doğuma kadar gece yüzsürdü veya günde iki defa insülin verecekler gelebilirsiniz. Mümkün oldukça dedi 3 hafta daha şey yapacağız ama zaten bir sıkıntı gözükmüyor dedi. Ondan sonra... Filiz teker teker haber vermeye başladı. Aynen. Ben de İstanbul'un en özlediğim şeyinin içindeyim. Ama bu daha yaşlı, daha o da tecrübeli yani. Bu ne? Şey dedi yani. Bir sıkıntı yok dedi. Ana dil Arapça olmuş arkadaşlar. Arkadaşlar ebebekten hem Mia'ya hem Murat Deniz'e bazı şeyler alacağız. Bu sefer daha çok Murat Deniz'i alacağız ama Mia'yı da unutmayacağız tabii. Maskelerimizi takalım, ne olur ne olmaz. Arkadaşlar, bazı önemli mevzular masaya yatırılır bugün. Biz de bizim için önemli bir konuyu masaya yatırıyoruz. Ama önce biraz doktorla ilgili bir konuşalım. Evet. Şimdi Filiz'in artık acil bir rejime başlaması gerekiyor. Bebişimiz Allah'a şükür hiçbir sorun yok değil mi? Suyu muyu her şey normal. Gelişimi çok iyi, hatta haddinden iyi. 34 haftalık olmasına rağmen 38 haftalık görünümlü bir oğlumuz var. Pomponları ve ufak şeyi de gösterdi. Çok garip bir duygu ama. Biraz iri bir oğlanmış. Bu yüzden Filiz bundan sonra rejimde olacak.
Yani neden? Böyle doktorumuz dedi ki, dediğim gibi kendi doktorumuz yoktu zaten. Farklı bir doktora gittik. Kendi doktorumuzla da yine bir hafta 10 gün sonra görüşeceğiz ama 3 aydır gitmediğim için işte bebeğe giden kan akışı, sıvısı, her şey normal mi diye meraktaydık, kaygılıydık. Doktor bey sağ olsun çok ilgilendi. Merakımızı da giderdi. Bu şekilde şey devam değil. Ederse hani bebek 5 kilo veya da 5 kilonun üstünde olacak. Bu istediğimiz bir şey değil. Çünkü bu durum bebekte diyabet riski taşıyabilecek bir şey. Haliyle çok da böyle sevinilecek bir şey değil aslında. Yani büyük diye sevinmiyorum. Evet. O nedenle birazcık diyet yapmam gerekiyor. Şekere karşı bebeğin duyarlı olmaması için, o riski ortadan kaldırabilmek için ya da insülin başlayacağım. O nedenle ilk etapta kan tahlilleri vesairesi olacak, ona göre evet, doktorumuz ilk etapta diyet yönlendirecek. Diyet yapacağız, sevmediğimiz bir şey ama artık şey sinirleniyor bir de. Sinirlenip çatacak yerler arayacak, bana çatacak. Niye sinirleniyor? Şimdi mesela kokoreç aldık, yiyemeyeceksin. Şimdi kokoreci de aldık, o yenecek. Tabii ben seni burnuna burnuna sokmayacağım ama hani yapabilecek bir potansiyel görüyorum sende. Neyse, yapacak bir şey yok bebek için. Evet, şimdi bu masada gördüğünüz şeyleri aldık ilk. Madem İstanbul'a gittik dedik, hemen MR alışveriş merkezine girdik. Eski Filiz'in eski iş yeri. Ve oradaki Ebebek, LCV22 gibi bazı mağazalara gittik. Şöyle bir aslında ne denir, talihsizlik yaşadık. Biz çok güzel çekimler almıştık ama çekimlerin böyle çok büyük bir kısmı, içinde alışveriş olan kısmı kaybolmuş. Ne olmuş bilmiyorum. O yüzden dedik masa başında tekrar aldığımız şeyleri tanıtalım. Bebeğimiz şişko dedik. Bebeğimiz şişko demişken direkt Mia'da da biz Sleepy kullanıyoruz. Bunun 2 numarasıyla başlayalım dedik. Evet, 3-6 kilo arası için bu. Bir de şöyle bir şey var. Genelde şey vardır ya, bezler çok pahalı, bez çok pahalı. Bebeğin altına yatırım yapın diye. Biz de birazcık altına yatırım yaptık. Sonra Ebebek'te kampanyalıydı. Evet, kaçtan kaça düşmüştü bu? Belli bir alışverişin üstüne. 70 küsürden 40 küsürlere düşüyordu sanki. Güzel bir indirim vardı. Bunu hem Mia'da hem bebişimizde evet, kullanacağımız için böyle bol bol battal boy bir ıslak mendil 5'lik paketi. Islak mendil aldık. Şimdi biz çorapçıyız. Bol bol zaten çorabı olacak ama hani gitmişken yine şöyle güzel bir çorap alalım dedik. Çoraplar da böyle adıyla ilişkili sonuçta, Murat Deniz. Yani burada da okyanus, mavi, deniz temalı böyle güzel ilk bir çorapları olsun dedik. Bir böyle bir şey aldık. Ben bunun ne olduğunu bilmiyorum ama Filiz çok güzel dedi. Bu beşiğin yanına asmak için aslında organizer bir şey. Birazcık işte bezini, biberonunu, elimizdeki böyle minik şeyleri koyabilmek için. Kumanda organizer'ı gibi. Evet. Burada bir tane hastane çıkışı var. Bu 50 santim direkt yeni doğan bebekler için. Ekstra büyük olmazsa kullanabileceğimizi umut ediyorum. Yani bu ilk doğumda kullanacağımız, yüksek ihtimalle hastanede ilk bize verilirken giymiş olacağı şey olabilir. Onun dışında bir tane doğumda direkt kullanabileceğimiz biberon. Çünkü ne olur ne olmaz. Yani süt inşallah olacak diye umut ediyorum ama. Bir tane böyle renkli bir banyo filesi aldık bebeği kolay yıkamak için. Mia'da ilk banyosunu yaptırırken yanımızda evet, büyük ya da işte bize yardımcı olacak, kimse eşlik yoktu, edecek kimse yoktu. Sadece Deniz ve ben vardık. Bunun dışında yine emzik. Ablası çok seviyor belki. Murat Deniz de çok sever. Emzik aldık bir tane yine. Biz damaksız emzik alıyoruz. Evet, Mia'nınki de damaksız. Mia'nınki de damaksız. Yani damaksız Mia daha çok seviyor büyük ihtimal. Kardeşi de daha çok sevecektir. Mia'yı da Sabamet'le zaten yıkıyoruz. Hem şimdi kardeş kullanacak hem Mia buradan yine devam eder diye düşünüyorum. Ayrıca bir tane Mia için, bir tane de Murat Deniz için böyle banyo süngerleri aldık. Mia için bu arada terlik aldık ama Mia şu an onlarla oynuyor ve bırakmak istemiyor. Ya ben bunu çok sevdim. Evet, bak, bunu Mia Deniz bunu, çok sevdi. Bunu ben doğru, direkt hani rengi vesairesi. Şimdi ablası olduğu için daha önce ablasından da kalan bir evet, takım şeyler var kullanacağı. Daha böyle kırmızı renk. Daha böyle değil mi? Hani bazı kız şeyleri gibi şeylerden. Ama bir şey söyleyeyim mi sana? Mia'nın 3-6 ayı biz Mia'ya çok, erkeksi şeyleri almışız. Almışız hani yine kız var ona yani, dedim. 3 ay şöyle, sonrası var. Murat Deniz'in de bir tane masmavi, ben erkeğimi böyle bastıran. Ama çok tatlı bir mavi. Bir kıyafeti olsun. Bu 2 tane galiba değil mi? Bir içindeki evet, şey Little Star, benim minik yıldızım. Bir de dışındaki. Şöyle yeni bir star doğuyor sonuçta. Evet. Sönmezoğlu ailesine. Bunu çok evet, istemiştim. Evet. Filiz'i kandırdım, aldık. Evet. Bunlar biliyorsunuz Soner abi hediyesiydi. Burada
Onlar yıkanmıştı zaten. Evet, onlar hepsi tekrar onları da bir daha gösterelim. Evet. Onun dışında yine bu var. Bu kadarcık işte. Bu da ilk doğumda giyebileceği boyda bir şey. Deniz. Hı-hı. Yine böyle bir tulum var. Bir biraz tane. Biraz daha büyüyünce. Evet. Bu 3-6 ay. Baba pijaması değil mi bu tahmin? Bu da hediye ama. Bu da hediye. Bunu da arkadaşım almıştı. Bebek için. Bunun birkaç farklı... Dede pijaması. Gülüyle. Birkaç farklı parçası daha var aslında. İşte eldiveni ve şapkası var. Onun dışında... O zaman şimdiye kadar arasında bir Soner abinin getirdiği bir de bu. Bir de bu hediye. Evet, hediye. Bunlar bizim aldıklarımız. Bu ne böyle, yelek mi? Yelek. Yelek. Tipi bak ya. Böyle terlerse babası uykudan kalkınca... Bunlar çok tatlı ya. Evet. Şuna bakar bu mısın? Bu ilk hastaneye götüreceğimiz şeylerden bir tanesi. Bu hacı olmaya gidiyormuş gibi. Hayır ya. İki tane aldık bunlardan. Bunlar direkt zıbın aslında. Yani anneler beni çok iyi anlayacaklardı. Bu çok çok yumuşak ve bu şu göbek anda... Göbek deliği düşmeden önce değil mi? Evet, göbek bağı olduğu için giydirmesi çok rahat şeyler. Göbek deliği düşmüyor zaten değil mi? Göbek deliği dedin, göbek evet. Niye Deniz'in bahsettiği biraz önce buydu değil mi? Evet, bu müslim kumaştan. Yazın sonunda rahat etsin. Evet. Bir de böyle minik adam gibi gözüksün. İşte böyle bir tane daha minnak zıbınımız var babişkosu. Şimdi %90 aslan burcu olacak. Evet, aslan birazcık tercih ettik o yüzden. Aslan tercih ettik onu. Bunlar LCV2'den aldıklarımız. Bu da LCV2. Biz ebeve LCV2. Evet. Yani bunları çok uzun giyemiyor. Yo, bunlar çabuk büyüyor. Evet, 1-3 ay arası kullanabileceğimiz şeyler. Ama hani böyle yani rengarenk olsun. Değil mi? Bir renk gelsin. Evet evet. Eski şeyleri girmesin istedik. O zaman Mia da kucağımızdayken gelelim videonun en önemli konusuna. Buraya kadar izlediysen demek ki videomuzu beğendin. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsan çok seviniriz. Ayrıca videomuzu beğenip yorum da yaparsanız çok memnun oluruz. Hatta dostlarınıza tavsiye edin. Sizin desteklerinizle kanalımız belli bir noktaya kadar geldi. Desteğinize daha da büyüyecek diye umut ediyoruz. Bizim için çok heyecanlı, zevkli ve güzel bir süreç. Bunu sizinle paylaşabilmek çok da güzel. Değil mi? Buradaki ailemizle. O kadar çok abonemiz ayrıca arada sordu vesaire yaptı ki Instagram'dan iletişim kurduklarımız, işte WhatsApp'tan, telefondan, yorumlardan gerçekten inanılmaz bize mutluluk veren ve güç veren bir şey. Yani o gücü hissetmek çok güzel. Yalnız olmadığımızı bilmek çok güzel. Yani dualar, güzel dilekler gerçekten çok güzel bir enerji geliyor. Çok teşekkür ederiz hepinize ayrı ayrı. Bu video için bu kadar olsun. Yine gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Pom pom. Niye uslu durdu gene? Pom pom. Pom pom. Pom pom. Şu kamera yamuk mu duruyor? Bana mı öyle geliyor, bana da yamuk geliyor. Da hadi ben ekrandan mı acaba? Mi? Yamuk duruyor. Sol tarafa daha meyilli duruyor. Ya bana sanki şöyle gibi duruyor. Yani sanki şöyle gelmesi lazım gibi. Evet evet. Tamam, azıcık bu küçücük bir parça yiyebiliyorum. Bir dilim ekmek. Bebeğin kıyafetin üstünde öldürmeyeyim tabii. Soldan sağ. 1400 yüyle aşağıda. 1400 yüyle birlikte. Başlıyorum tekrar. Tamam, tamam. Orası benim. Susmayacak ki. Ha? Susmayacak. Gel, gel. Bir de... Bu şartlarda çekim yapmaya çalışıyoruz işte. Kafana dikkat kızım. Gel. Tamam, gel kucağıma gel. Tamam, al onu hadi.